Ben Çiçeği Ağzım Köy Motoru, Teoman Gelekçi. Bu Asma Köprü 1985 tarihinde yapıldı bu köprü. Bu yıl 2020'de Mayıs'ın 25'inde rüzgardan dolayı parçalandı. 6-7 aydır geçmiş, halen böyle sıkıntımız devam eder. İhalesi yapıldı, yine de Asma Köprü olarak yapıldı. Biz de çok mücadele ettik, bir sesimizi duyuramadık. Ya bunu yapmayın, yani bu yine parçalanacak. Yani bunun sağlıklı bir şeyi yok. Ama olmadı, duyuramadık. Yine Asma Köprü olarak Beton mu yapılacak. istiyordunuz? Biz beton istedik. Ya şu anda 40-50 metre, şuradan şuraya bir 40-50 metre. Yani bu arada bir 40-50 metre. Buradan bu tarafında dedik dolgu yapalım. Onu da kabul etmediler. Olmadı. Yaptıramadık. Kaç köye, hangi köylere bağlantılı Bu bu? 18-19 köye hizmet eder bu köprü. Başyediklerden bu tarafa, bir de Akyaka'nın köylerinden bu tarafa. Efendim, bura düz yol. Yani şu bu Başyediklerden bu tarafa, bir de Akyaka'dan bu tarafa, bu köyler 50-55 kilometre buradan. Benim köyümden Kars'a 70 kilometre. Anı burada. Şu anı, yani 10 dakikalığa buradan anıya gidersiniz. Ama Akyaka üzerinden dolanıp anıya gitmeyi için en azından bir saatinizi alar. Buradan 10 dakikaya. Yani buraya gelen turistlerimiz ya olsun, bu yani bu yöredeki olan insanlarımız olsun, buradan 10 dakikaya buraya anıya giderler. Ama o taraftan dolandığı zaman 1 saat, 1,5 saat, 2 saat ancak anıya giderler. Asma Köprü ihalesi ne zaman yapıldı? Asma Köprü'nün ihalesi Ocak'tan mı, Şubat'tan mı yaptılar? Ne zaman inşaata başlanacak? Valla Mart'ın 15'inde başlayacaklar. Herhalde bu beton ayakları var ya, betondan dolayı şey yapmadılar. Yani şey yok. Beton olmaz dediler. Hava soğuk ya. Ha, bu sene biter Onunla mi? Bu sene biter mi? tabi. 150 günlük bir şey var, yani 3-4 aylık bir şey vermişler. Nerede yapım aşaması vermişler. Ama baraj gelirse, su barajda olursa biraz zor. Yani Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül'ü bulur. Ama erken gelirlerse bulmaz.